koşturdu. Kemer kemer olalı böyle eğlence görmedi. Göz ziyafeti çektiren cesur sırt dekoltesi ve kürek hoplatan danslarıyla büyüleyen Hülya Avşar'ın sürprizlerle dolu o çok özel sahne performansını tüm ayrıntılarıyla ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce konser öncesine gidiyoruz. Uzun bir aranın ardından tekrar halk konseri vereceği için oldukça heyecanlı Avşar kızı. Bugün gerçekten garip bir heyecan var içimde. Halkla birlikte olmakla seyircisi, nasıl söyleyeyim, hani gazino seyircisi ya da hani protokol seyircisiyle olmak çok farklı bir duygu galiba. Onu hissediyorum bugün. Çok keyifliyim. Daha ilk görüşte kıyafeti dikkat çekiyor Hülya Avşar'ın. Özellikle kuru kafa motifli yüzüklere pek bir ilgi gösteriyor muhabirler. Teşekkür ederim. Yüzükte biraz tehlikeli. Aynen öyle. Biraz geç kalmakla birlikte kuru kafa modasına uymuş Avşar kızı da. Kuru kafa modası aslında çok sıktı ama ben yine bugün bir kuru kafa takayım dedim. Ah geçmiş olsun, sana geçmiş olsun. Hadi git güle güle. Sahnede genelde siyah rengi tercih ediyor Hülya Avşar. Bir gazetecinin bu konuda yaptığı kompliman pek mutlu ediyor Avşar kızını. Olabilir. Hülya Avşar eşittir asalet, o da eşittir estağfurullah. Siyah. Ya estağfurullah değil, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ama siyah başka bir şey gibi geliyor. Hülya Avşar'ın kıyafetinin bakmayın öyle önden sade göründüğüne. Sırt dekoltesiyle yürek hoplatıyor. Ama bakalım sahne öncesi bu güzelliği paylaşır mı bizlerle? Hayır, böyle açıkça özellikle gösteremem. Sahnede göreceğiz zaten. Sahnede çekerseniz ama burada dönüp de spakeet demeyeceğim yani. Hülya Avşar bugün daha bir heyecanlı sahne öncesinde. Çünkü ilk kez kızı Zehra da halk konserinde izleyecek annesini. Bugün esti ona da, ben de geleyim dedi. Değil mi Zehracığım? Zehra'yı da çekelim o zaman. Sesi var, kendisi yok olmasın Hülya Hanım. Aa, çekmeyin çünkü izin yok onun çekilmesine. Ben izin vermiyorum. Kızı Zehra konusundaki bu ambargosuna saygı gösteriyoruz Hülya Avşar'ın ve sözü tatile getiriyoruz. Avşar kızı tekne turuna çıkacakmış. Tekne seyahati, tekne var. Hangi tarihi yakalanayım size? Ondan, hani ben ondan sordum da. Hayır, bu sefer zor deyip. Biz nasılsa öğreniriz ne zaman tatile çıkacağınızı. Öyle ne büyük konuşanlar oldu da televizyonlardan izlediler kendilerini. Biz tatil sohbeti yaparken bir gazeteci arkadaşımız son günlerin meşhur konusu Gülben Ergen'in selülitli görüntülerini sormak istiyor Hülya Avşar'a. Malum Hülya Avşar görüntülenince Gülben Ergen yorumunu eksik etmemişti. Gördüm. Ders ışık mı acaba? Hayır, inşallah hamiledir diyorum. Hülya Hanım, geçen hafta Gülben Ergen'le hayır, bir dakika, sıkı. Onu değiştirelim de. Gülben Ergen'in selülitleri... Hülya Avşar'ı çok sıktı. Ve artık sahne zamanı. Bizim gösteremediğimiz kızı Zehra ile vedalaşıp yola çıkıyor Avşar kızı. Zehracığım bay bay. Ama kameralar. Ve işte merakla beklenen o an geliyor. Hülya Avşar cesur kıyafetiyle sırtının tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Etti. Derin sırt dekoltesiyle büyüledi. Kimler yoktu ki Hülya Avşar'ı dinlemeye gelenler arasında? Safiye Soyman ve MS hastası oğlu Harun'dan Salih Güney ve Tan Yeli'ye kadar binlerce kişi gözlerini alamadılar Avşar kızından. Protokola benim sevgili sanatçı arkadaşlarım görünce çok şaşırdım. O kadar uzun zaman olmuş ki. Gördüm. Salih. Hoş geldiniz. Bu kısa merhabalaşmadan sonra şarkılarla, danslarla büyülemeye devam ediyor Avşar kızı. Hele o derin sırt dekoltesiyle bir dans edişi var ki aman Allah'ım dedirtiyor herkese. Kıskanırım talihimden. Bu nasıl aşk Allah'ım?
hayranlıkla izliyor sahnedeki annesini. Coştukça dans da sınır tanımıyor Hülya Avşar. Ve sıra geliyor konsere damgasını vuran o anlara. Devam ediyor kalça şov. Tabii şarkı eşliğinde. Tempoyu daha da arttırıyor Avşar Füze. Anlaşılan dansa doyamadı daha. Tahyelini de davet ediyor sahneye. E bizim canımıza minnet. Buyurun kızlar, sahne sizin. Hülya Avşar ve Tahyeli'den yürek hoplatan kalça şov. Dans dolu bu konserin finalini de solo bir ritim performansıyla yapıyor Hülya Avşar.